Merhabalar, bugünkü aracımız 2013 model Seat Ibiza. Aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. İlk önce entegrasyonla ilgili kısa bir bilgi vereyim. Aracın orijinal CD radyoyu ilgili alandan çıkardık. Şu gördüğünüz çerçeve ile 9 inç cihazımızın da etrafına çevriliyor. Böylelikle 9 inç cihazımızı hem ilgili alana oturttu hem de aracın kozmetik dizaynını bozmadı. Oluşan şekil bu şekilde ortaya çıktı. Bu birinci konu. İkinci konu, aracın fabrikasyon soket yapısı bozulmadı. Birebir karşılık konnektörler kullanıldı. Üçüncü konu, sol tarafta bulunan, direksiyon alt tarafında bulunan ses açma, kapama, şarkı değiştirme gibi direksiyon kumandaları sorunsuz bir şekilde araç üzerinde çalıştırılıyor. Bunu hem direksiyon kumandasını hem araç uyunun soketini hem de aracın şu ilgili alandaki CAN bus sistemine gelen detaylı bilgileri gösteren arayüzü de yine kullandığımız CAN bus arayüzü bize vermiş oluyor. El freni çekiyorum, el freni açıp kapalı gösteriyor. Temizleme suyunu, yani cam silecek sularına kadar bütün dataları ilgili alana alabiliyor. Bir eklentimiz de geri görüş kamerası. Geri vitese attığımızda otomatik geri görüş kamerası devreye giriyor. Bu şekilde. Tekrar toparlamak gerekirse, ilgili alandaki orijinal analitiği çıkardığımızda oluşan boşlukları kaplayan çerçeve, soket yapılarını bozmadık, direksiyon kumandalarını sorunsuz çalıştırdık, araç ayarlarını cihaz üzerinde aktif ettik. Bütün sistem aracın CAN bus yapısına birebir uyumlu çalıştı. Cihazımız kullanıcıya neler kazandırdı? Birinci navigasyon GPS üzerinden, ikinci navigasyon ise Google haritalar ya da Yandex Waze gibi uygulamalar. Radyo kısmı, 18 adet radyo istasyon havuzası var. Sorunsuz. Şimdi bir açalım sesini de. Bluetooth üzerinden telefon görüşmesi ve telefonla müzik aktarımı için Bluetooth altyapısı. Yine USB'ler üzerinden videoları ve MP3'leri açabiliyoruz. Dahil hafızadan bir müzik açalım. Şarkı ileri gerileri de deniyorum. Sorunsuz çalışıyor. Bir de buradan kaynak arası geçiş tuşu var. Onu da deneyelim. Her dokunuşta farklı bir kaynağa geçiyor. Şu anda müzik kaynağındaydık. USB üzerinden videolar ve MP3'ler açılabiliyor dedik. Bir de video örnek gösterelim. Yine direksiyon kumandasından video kısmına geçiyorum. USB kısmını da bu şekilde anlatmış olduk. Cihazımız şu uygulama üzerinden akıllı telefonların ekranını da yansıtabiliyor. Ponlik uygulamasını hem Android'de hem Apple'da telefon ekranında yansıtabiliyor. Cihaz Android 10 işletim sistemi olduğu için Android tabanlı. Cihaza internet paylaştırıldığı zaman YouTube, Spotify gibi ya da birçok uygulamayı Play Store üzerine kurulup kullanıcı cihaz üzerinde kullanabilecek. Bunlar kullanıcıya kazandırdıklarıydı. Cihazımızın teknik özellikleri neler? Android 10 işletim sistemi var. 1024x600 IPS ekrana sahip. Biraz önce videoda gördüğünüz kalitesini. 2 GB RAM, 32 dahili hafıza ve T3 diye bir işlemci kullanıyor Allwinner'ın. T3 işlemci bu tarz arayüzlerde birçok firma kullanmıyor. Pahalı olan bir işlemcidir. Biz özellikle cihazlarımızda kullanıyoruz. Çünkü T3 işlemci sayesinde cihaz kesinlikle kasma, donma ve herhangi bir problem yaşatmıyor kullanıcıya. Böylelikle montajımızı da bitirmiş olduk. Siz de bu tarz bir ürün aracınız için düşünüyorsanız WhatsApp destek hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Yaptığımız montaj videolarını YouTube kanalımız ve diğer sosyal medya hesaplarımızda paylaşıyoruz. Bizleri takip edebilirsiniz.